Hanım tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz olarak sizlerle KOAH konuşmak istiyorum ben. Özellikle sigara kullanımı, sigara kullanımındaki artış ve bunun neden olduğu hastalıklardan bir tanesi KOAH. Ama insanlar KOAH'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Arkadaşlarımdan da duyduğum şey şu, hastaneye gittiklerinde tekerlekli sandalyede arkasında tüp bağlı olan insanlar görüyorlar ve bunlar ne hastası olduklarını soruyorlar. Ben de onlara bu hastalığı tarif ettiğimde diye ünlem işaretleri, ünlem sözcükleri oluyor. KOAH'la birazdan konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle KOAH nedir? Bu konuda bir girizgah yapabilir miyiz? Tabii. KOAH kronik nefes darlığıyla birlikte, ilerleyici nefes darlığıyla birlikte seyreden hava yollarında darlıkla ilişkili bir hastalık. En sık sebebi sigara. Toplumda gördüğümüz en sık sebebi sigara. Sigara dışında, sigara içmeyen kişilerde de yaşa bağlı olarak ya da çevresel maruziyetlerle, bu mesleki olabilir, odun kömürü yakmak olabilir, ocak yakmak, ateş yakmak olabilir, ya da genetik sebeplerle de olabilecek, gelişebilecek, genelde ileri yaşta görülen kronik bir hastalıktır. Dumanla bir ilişkimiz olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, ama öyle uzun süreli maruziyet gerekiyor. Sigara için de öyle. Bana genç yaşlı hastalar geliyorlar, sigara içiyorum, KOAH mıyım diye mesela. Evet. Ben onlara diyorum ki sigara içiyorsunuz ama bu yaşta KOAH olmayacaksınız, olmazsınız. Çünkü maalesef 20-30 yıl sigara içtikten sonra genelde 50'li 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteren bir hastalık. O yüzden siz sigara içerken KOAH olduğunuzu ya da olacağınızı asla tahmin edemeyeceksiniz. Gördüğünüzde ya da KOAH olduğunuzda ise artık çok geç olmuş olacak. İş işten geçmiş olacak. Peki iş işten geçmemesi için öncelikle yapmamız gereken şey ne? Sigarayı mı bırakacağız? Başka ilaç mı kullanacağız? Ya da hayatımızı mı değiştireceğiz? Nasıl bir öneriniz var buraya? Bunu önleyecek ya da artık KOAH olduktan sonra geri dönecek bir tedavi yöntemi yok maalesef. KOAH geri dönüşümsüz bir hastalık. KOAH evet. Olduysanız KOAH'sınızdır. Ve eski akciğer sağlığına ulaşmanız mümkün değildir artık. Bu çok önemli bir nokta. O yüzden olmamak en önemlisi. Eğer olduysak da ilerletmemek, artık bu hastalığı daha fazla ileri boyutlara taşımamak önemli olan. Önlemek için en iyi yöntem sigara içmek, çevresel maruziyetleri minimuma indirmek, sigara içmemek. Hava kirliliği, pasif sigara içmek de bu arada, evet. Pasif sigara içiciliği de KOAH'a sebep olur. Sigara içmemek çok önemli, çevresel maruziyeti azaltmak. Hava kirliliği, mesleki şartlar olabilir, mesleğimiz gereği duman, koku, gazlara maruz kalıyor olabiliriz. Bunları mümkün olduğunca, zaten artık iş yeri hekimliği de çok aktif bir şekilde çalışıyor insanları korumak adına, gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Peki bu hastalık ırsi, evet genlerimizle geçebiliyor. Bulaşıcılığı var mı? Bulaşıcılığı yok, hayır. Bulaşıcı bir hastalık değil. Peki ben geldim, sigara içiyorum günde 2 paket. KOAH hastası teşhisi olarak konuldum ve bundan geri dönüşüm yok. Nasıl bir tedavi uyguluyorum? Nasıl bir tedavi alıyor hasta? Veya bana nasıl bir tedavi uyguluyorsun? Tedavimizin amacı şu, öncelikle hastalığı ilerletmemek. Ve sonuç olarak nefes darlığıyla kendini gösteren bir hastalık. Nefes darlığı hastaların hayat kalitesini çok etkileyen bir şikayet. Maalesef insanların faaliyetlerini azaltan, kısıtlayan, günlük hayatını etkileyen bir faaliyet. O yüzden verdiğimiz tedavi nefes açıcı ilaçlar oluyor. Bu ilaçların da temel amacı hastalığın ilerlemesini önlemek ve hastaların hayat kalitesini arttırmak. Yani nefes darlığından ne kadar az etkilenirlerse, ne kadar günlük faaliyetlerini rahat yapabilirlerse bu bizim yanımıza kar olarak kabul ediyoruz. Peki KOAH'ın semptomları, yani ben KOAH olduğumu nasıl anlıyorum? Ne gibi semptomlar gösteriyorum? Söyleyeyim. Dediğim gibi en sık semptomu nefes darlığı. Ama nefes darlığını insanlar fark etmemekte de çok geç kalıyorlar. Evet. Çünkü özellikle yaşlı kesim zaten yaşa bağlı olarak, kemik eklem rahatsızlıklarına bağlı olarak faaliyetlerini kısıtladıkları için nefes darlığı olmadığını zannediyorlar. Evet. Hastalığın en başında nefes darlığı merdiven çıkmak, yokuş çıkmak, çok hızlı yürümek ya da koşmakla kendini gösteriyor. Evet. Hastalık ilerledikçe bu düz yolda yürümekle
nefes darlığı halini alıyor. Daha sonrasında ilerledikçe de günlük hayat aktivitelerimiz, yani evin içinde tuvalete gidip gelmek, yemek yemek sırasında bile nefes darlığına dönüşebiliyor. O yüzden insanlar biraz geç fark ediyorlar. Nefes darlıklarını yaşıma bağlı diye düşünüyorlar. Bunun dışında, nefes darlığı dışında ne belirtileri olabilir? Bize ipucu verebilecek. Öksürük, kronik öksürük oluyor bu hastalarda. Balgamlı öksürük de olabilir. Evet. Çünkü bu hastalar normal kişilere göre daha fazla balgam üretiyorlar. Evet. Sigaradan dolayı ve hastalıktan dolayı da. Ve çok sık hasta oluyorlar. Çok sık nezle grip geçiriyorlar. Çok sık antibiyotik kullanmaları gerekiyor. Koyu renkli, bol miktarda, koyu kıvamlı çok balgamları oluyor. Öksürük, balgam ve nefes darlığı en önemli belirtileri. Çok ileri zamanlarda kilo kaybına sebep olabiliyor. Kas güçsüzlüğüne sebep olabiliyor. Bu tarz şikayetler olan hastaların uzun süredir sigara içiciliği de varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları doktoruna başvurmasını öneriyoruz. O zaman KOAH olmadan önce sigarayı bırakıyoruz, sigaradan uzak duruyoruz. Yoksa hayatımızın en temel özelliklerinden biri nefes almayı kaybettiğimiz zaman hayatımızın bütün hayat kalitesini kaybediyoruz. O yüzden KOAH'sız günler dileyelim herkese, evet, sigarasız günler herkese dileyelim. Herkese sigarasız günler diliyoruz. Merve Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.